Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda Transilvanya bölgesindeyim. Romanya'nın Transilvanya bölgesinin başkenti olarak kabul edilen Cluj-Napoca'dayım. Belki bilmiyorsunuzdur burayı ama bugün öğreneceksiniz. Akşam yola çıktım Ploiești'den. 9 saat sürdü yol. O yüzden gece, yani zaten karanlıkta hiçbir şey çekmedim. Sabah başlamak istedim. Buraya geldiğimde hava karanlıktı. Bir saat falan tren garında bekledim. Biraz tehlikeliydi ama işte güvenlikler falan vardı. Onların yanında durdum, bekledim. Zaten kalabalıkta çok insan vardı. Şimdi hava aydınlandı. Saat 8.30 civarı şu anda. Ve ben tren garındayım. Şöyle arkamda eski bir tren var. Buraya koymuşlar. Yani dekor olsun diye yapmışlar herhalde. Eski trenlerinden. Cluj şehri Bükreş'ten sonra en büyük şehir olarak da kabul ediliyormuş. Ben de burayı merak ettim. 9 saat ama deneyeceğim. 9 saat yol sürüyor. Bu akşam geri döneceğim. Sabah Ploiești'de olacağım. Çok yorulacağımı biliyorum çünkü trende uyuyamadım. Ama umarım güzel olur. Tekrar merhaba arkadaşlar. Tren garına yakın bir tane park vardı. Oraya gittim. Yani orada manzara falan vardı. Bu şehir böyle dağların arasında bir şehirmiş. Ama çok da yüksek bir yer değildi. Yani 10 dakikada falan yürüdüm. Böyle bayağı büyük bir park. Her yerini gezemedim. Sadece biraz manzaraya baktım. Kar olduğu için de yürümek çok zor. Şimdi şehir merkezine gideceğim. Şehir merkezine aslında yürüyecektim. Yani 20 dakika falan. Ama şu an gördüğünüz gibi yerler kar ve hala yağmaya devam ediyor. Ama çok hafif hafif atıştırıyor şu anda. Ben de otobüse bineceğim. Şu an otobüs durağını bulmaya çalışıyorum. 3 numaraya binmem lazımmış. Zaten ikinci durakta da ineceğim. Merkezde de bir şeyler yemeyi düşünüyorum. Şimdi Central Park'tayım arkadaşlar. Burası Romanya'daki en büyük parklardan bir tanesiymiş. Zaten Cluj'un da en büyük parkı. Yani burası cennet gibi. Ben buraya bayıldım. Şu an daha girişindeyim. İnternetten araştırmıştım. Daha çok güzel kısımları var. Yazın da çok güzel ama kışın da ayrı bir güzel oluyor bence. Şöyle bakabilirsiniz. Harika ya. Ben kışı daha çok seviyorum galiba. Şimdi buna karar verdim. Arkadaşlar burası bir göl aslında ama donmuş. İki tane adam da gölün üzerindeki karları temizliyorlar. Sanırım kayak yapmak istiyorlar burada.
Şimdi Central Park'tan çıktım arkadaşlar. Şu anda şehir merkezine doğru yürüyorum. Yani 10 dakika falan yürüyeceğim. Şu an kulaklığım yok. Sesimi zor duyuyor olabilirsiniz. Bir de arabalar var burada. Şimdi merkeze yürüyorum. Kuluş Arena'ya girmek istemiştim ama kapalıydı. Bugün pazar. O yüzden hiç görevli falan yoktu. Giremedim içeriye. Sadece dışarıdan çekebildim. Parkın içinde de çocuklar vardı. Kızaklar falan çok eğlenceliydi. Biraz onları izledim. Dolaştım. Ve insanlar spor yapıyor bu havada. Yani bir tek deli ben değilim. Dışarıda olan. Aklınızda bulunsun. Arkadaşlar dolaşırken bir tane kafe gördüm. İsmi Sisters. Orada bir cappuccino içtim falan derken bir anda Türkçe müzik çalmaya başladı. Ne olduğunu anlayamadım. Sahipleri Türkmüş arkadaşlar. Kafenin adı Sisters. Üniversite 2. Yani anlamadım. Ama sahipleri Türk kardeşlermiş. Öyle arada Türkçe şarkılar çaldılar. Hatta Türkçe türküler çaldılar. İlk duyduğumda çok şaşırdım ama hani tahmin etmiyordum çünkü hiç yani böyle Türk restoranına benzemiyordu normal. Aynı buradakiler gibi bir kafeterya. Yani sadece kahve var zaten. Kahve çeşitleri. Orada biraz ısındım. Ondan sonra tekrar dışarıya çıktım. Şu an kar yağışı durdu. Şükürler olsun. Şu an hava biraz daha ılık. Şimdi Botanik Park'a gidiyorum. Orayı çok merak ediyorum ama kışın çok da bir şey olacağını düşünmüyorum ama yine de gideceğim. Çünkü yazmışlar kışın da gidebilirsiniz, kışın da güzel diye. Şimdi oraya gideceğim. Yolu bulmaya çalışıyorum şu anda. Şöyle bir yolun ortasında kaldım. Ben navigasyona bakıyorum. Hoşçakalın. Burası Japon Bahçesi olarak adlandırılıyor. Ben en çok burayı beğendim. Yani kırmızıyla beyaz çok güzel yakışmış birbirine. En çok burayı beğendim. Bu da 150 yaşında. Yani artık bunu sökmüşler tabi de. 150 yıllık bir ağaçmış bu. Central Park'tan getirmişler buraya. Yani okuduğuma göre, anladığıma göre öyle. Anlamamış da olabilirim. Gerçekten çok büyük. Hatta içinde görebilirsiniz. Belki. Yani şöyle. Bayağı uzun.
şey. Şu anda artık buradan çıkacağım. Ama gerçekten çıkmak istemiyorum. O kadar güzel bir yer ki. Yani burası yazında, kışında bence yani çok güzeldir. Ayrı bir keyif var. Yani baharda her yer zaten çiçek oluyor. Resimlerini gördüm. Ama şu an hani o kadar muhteşem manzaralar var ki ve akarsu var burada. Böyle küçük ince. Onun sesi, ondan sonra rüzgarın sesi. Rüzgar çıktığı zaman karlar ağaçlardan üzerinize geliyor. Yani hava da aslında soğuk ama buraya geldiğinden beri gerçekten bir yürüyorsunuz. Sürekli yürüdüğünüz için çok da üşüme olmuyor aslında. Sadece tek şanssızlığım yanımda kimse yok. Ve hani içeride aslında birileri var. Ama burası çok büyük. Yani burası sanırım 3 saatte falan geziliyormuş normalde. Ben 1 saattir buradayım. Her yerini gezemedim. Yani içeride bir sürü insan var ama herkes bir yerlerde. Yani neredeler bilmiyorum. Sadece gördüm uzaktan. Bazen uzaktan seçebiliyorum, o kadar. Ve kendim fotoğraf çekmeye çalıştım. Bilmiyorum başarılı olabildim mi. Ama burayı çok beğendim. Yani Kuluj'da en beğendiğim yer Botanik Parkı. Mutlaka buraya gelmeniz lazım. Öğrenci için girişte 5 lei sadece. Eğer ki öğrenci değilseniz de 10 lei. Hiçbir şey yani 10 lei de. Burası için bence gayet güzel bir fiyat. Çok güzel bir yer ya. Mutlaka buraya gelmeniz lazım. Şimdi buradan çıkacağım. Tabii çıkışı bulabilirsem. Arkadaşlar akşamları şehirler daha güzel oluyor böyle ışıl ışıl olduğu için. Tekrar geri döndüm, AVM'ye gitmiştim. Orada biraz gezdim dolaştım. Kocaman bir outlet var. Orada dolaştım. Şimdi hava karardıktan sonra merkeze geri geldim. Işıkları göstereceğim size. Gerçekten çok güzel. Böyle bütün sokaklar ışıklarla dolu. Ve bir çarşıya bakacağım. Belki oradan da bir hediyelik eşya falan alabilirim. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Şu anda otobüs bekliyorum. Tren garına gideceğim. Saat 10'da trenim var. Sabah 7'de Proeşti'de olacağım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bekliyorum abone olmanızı hala. Sadece 122 abonem var. İnşallah bu videodan sonra çoğalır. Bakalım, göreceğiz. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın arkadaşlar. Şimdi otobüs bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.